Herkese selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Teknoloji Raporu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün 10 Eylül 2023. Teknoloji Raporu'nda bu hafta Brave'e yapay zeka geliyor, iPhone ve Mac'lere kritik güncellemeler çıkıyor, Rockstar Games korsan oyun satıyor ve Chrome Topics API'yi hızlandırıyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. Brave, Nightly sürümünde kullanıcılara yapay zeka özelliği sunmaya başladı. Brave'in kullandığı yapay zeka Llama 2 ve elbette bunu kendi sunucularında barındırıyorlar. Yazıyı okuduğunuzda Brave'e göre sizin çıktılarınızı sunucuda tutmuyoruz. Yani biz size çıktıyı verir vermez hemen sunucudaki bütün yazıları siliyoruz demişler. Umarım doğrudur. Brave'in bugüne kadar yani gizlilik politikasını uygulamadığı gibi bir şey duymadık herhalde, bilmiyorum. Doğruysa diğer alternatiflerine göre şimdilik daha güzel ama ben gelecek yıllarda lokal olarak kullanmayı daha çok istiyorum. Yani sunucuda hiç üretilmesini istemiyorum. Plasma 6'nın yayın tarihi Şubat 2024 olacakmış. Gerçi şu anda deneyip test edebilirsiniz ama çıkış tarihinde çok daha sonrasız çıkacağını ümit ediyoruz. Let's rock. Google Meet'in yapay zekası sizin yerinize toplantıya katılıp size özet çıkartabilecek. Bence toplantılardaki ana sorun toplantıların iyi yönetilmemesi ve çok fazla boşa vakit harcanması. Böyle toplantılarınız çok varsa belki işinize yarayabilir. 3 adet Asus Router oyuncu modellerinde uzaktan kod çalıştırma açığı bulundu. Anladığım kadarıyla bu açıklar Asus'un size sağladığı API ile tetikleniyor ve cihazınız kötü ellere geçebiliyor. Modellere baktığımda sadece bir tanesi Türkiye'de satılıyor ama yine de Asus'un oyuncu router'larını kullanıyorsanız bir güncellemelerinize bakmakta fayda var. Eylül 2023 Android güncellemesi içerisinde 1.0 gün açığı dahil olmak üzere toplam 33 açığı kapatıyor. Her zaman olduğu gibi güvenlik güncellemelerinizi yapmanızı tavsiye ederiz. Geçen haftalarda Microsoft'u kullanan belli şirketlerin e-posta dosyalarının çalındığını konuşmuştuk. Microsoft'un açıklamasına göre %100 emin olmamakla beraber bunu yapan kişiler uygulama çökme raporundan imzalama anahtarları çalmışlar. %100 emin olmamaları nedeni ise biz kayıt tutma politikamızı o kadar sıkı tutmuyoruz, ondan dolayı tam olarak emin olamıyoruz demişler. Yersen umarım ondandır yani. Çünkü bu anahtarların çalınması yani normal kurumların da verileri gitmedi. Bazı ABD resmi kurumlarının verileri gitti. E-posta verileri gitti. Yaklaşık 20'ye yakın kurumun e-mailleri çalınmış. Umarım asıl nedenini bulmuşsunuzdur ve tekrarlanmaz. Apple, macOS ve iPhone'larda aktif olarak patlatılan 2.0 gün açığı dahil olmak üzere toplam 13 açığı kapatan bir güncelleme yayınladı. Bazı açıklar sadece size mesaj olarak geldiğinde aktif oluyor ve bu açıkların kökeni Pegasus'a kadar gidiyor. Mutlaka ama mutlaka güncellemelerinizi yapmalısınız. Google Chrome'a 2 yıldır eklenmeye çalışan eski adıyla Flock, yeni adıyla Topics artık aktif olarak birçok Chrome tarayıcısında çalışmaya başladı. Ve bunun için size bir uyarı geliyor, işte sizin geçmişinize bakarak size reklam gösteriyoruz falan diye. Bunun neden kötü olduğunu defalarca konuştuk. 2 yıl önce kanalda bunun bir videosunu çektim ve işte canlı yayınlarda sağda solda teknoloji raporunda, eski gizlilik raporunda yine konuşuyorduk. Topics API Google'un ve reklam verenlerin eline sizi tekil olarak tanımlayabilecek bir sürü veri veriyor. Bunu zaten Chrome haricindeki hemen hemen bütün tarayıcı reddetti. Belki Opera reddetmemişti. Bilmiyorum ki Opera bile reddetmiş olabilir. Aklınıza gelebilecek birçok tarayıcı Chrome'un Topics API'ni reddetti. Sadece Chrome'da çalışıyor yani. Ama sadece Chrome'da çalışması bile sorun. Çünkü insanların büyük çoğunluğu Chrome kullanıyor. Hala Chrome kullanıyorsanız bunu ayarlardan kapatma şansınız varmış ve kapatmanızı da tavsiye ederim. Ama ileride böyle bir şansınız olacak mı bilmiyorum. Mozilla'nın yaptığı bir araştırmada internete bağlı 25 araba markası güvenlik ve mahremiyet açısından incelendi. Sonuçlarsa hüsran. Görünüşe göre araba markalarının hemen hemen hepsi aklınıza gelebilecek bütün verileri toplamakla kalmıyor. %84'ü bu verileri satıyor. Bu arada veriden kastımız da lokasyon verileriniz, kamera verileriniz, mikrofon verileriniz, bunları satıyorlar ve bunları sürekli topluyorlar. Şu an araba satın alacak olsaydım muhtemelen böyle internete bağlanabilen bu tarz özellikleri olan arabaları tercih etmek isterdim. Ama şu an bu araştırmanın sonucunu baktıktan sonra 2-3 defa düşünmem gerekecek ve araştırmayı da bu arada bakmanızı tavsiye ederim. Çok detaylı bir şekilde hangi araba neleri topluyor kategorizasyon halinde yazmışlar. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Birleşik Krallık sonunda uçurum şifreleme mekanizmasını kırma noktasında geri adım atıyor. Çok sevindirici bir haber. Geri adım atmaların nedeni ise bu arada hani şu an bunu yapabilecek teknolojiye sahip değiliz. Yani öyle bir tarama yapamıyoruz şifrelemeyi kırıp demişler. Yani hem şifrelemeyi kırmadan hem de böyle bir tarama yapamıyoruz. Öyle bir teknoloji yok. Dolayısıyla şimdilik geri adım atalım ama ileride olursa mutlaka yapılacak falan demişler. Ama şunu anlamak lazım. Yani şunu oradaki politikacılara net bir şekilde söyleyebilmek lazım. Böyle bir teknoloji hiçbir zaman olamaz yani. Hem şifreleme mekanizmasını kırıp hem de mesajları tarayamazsın. Yani ya şifreleme mekanizmasını kırıp mesajları tarayacaksın, bir arka kapı koyacaksın. Ya da şifreleme mekanizması olacak, hiçbir şekilde erişemeyeceksin. İkisi bir arada olamaz. Aynı anda bazı şeyleri yapamazsın. Bu da onlardan birisi maalesef. Ama sevindirici haber, en azından geri adım atmışlar, artık zorlamayacaklar.
çıkan bir habere göre Steam'den satın aldığınız birçok Rockstar oyununu indirdiğinizde korsan versiyonun bilgisayarınıza indiğini görüyorsunuz. Yani Rockstar Games bildiğiniz korsan oyunları size veriyor. Kendi çıkardığı sürümleri değil, cracklenmiş versiyonları size veriyor. Yani nedeniyse muhtemelen kendi orijinal sürümleri çok kötü bir durumda ya da DRM'den dolayı ya da başka bir şeyden dolayı yayınlayacak durumda değiller. Belki yedeklemelerinde sorun çıktı, yayınlayacak durumda değiller. Dolayısıyla hali hazırda cracklenmiş versiyonlarını veriyorlar. Her neden dolayı bunu yapıyor olurlarsa olsunlar komik yani. Kendi versiyonlarını değil, cracklenmiş versiyonunu şu an Steam'den indiriyorsunuz. Hangi oyunlar var diye soracak olursanız bu arada onu da söyleyeyim size. Midnight Club 2, Midnight Club ve Max Payne oyunlarında bu oluyormuş. Yani kütüphanenizde Max Payne varsa gidip bakabilirsiniz. YouTube'a oyun geleceğini geçtiğimiz haftalarda konuşuyorduk. Artık yavaş yavaş herkese açmaya başlamışlar. Ama ben ne masa üstünde ne mobilde görebildim. YouTube'da oyun oynamayı başarabilen varsa yorumlarda yazsın. AMD'nin 7700 XT ve 7800 XT duyurularından önce Nvidia 4060 Ti'nin fiyatını $50 indirmiş. Biliyorsunuz zaten 4060 Ti çıktığından beri hep kötü şekilde inceleniyordu ve beklentileri hiçbir şekilde karşılamadı. Dolayısıyla $50 kesintiye gitmişler artık rekabetin karşısında. Ama bu $50 kesinti Türkiye'ye yansır mı bilmiyorum. Yansırsa şu an 4060 Ti biraz daha cazip gelebilir insanlara. Damn son, where'd you find this? Twitter hizmet şartlarını güncelledi ve paylaştığınız gönderiler yapay zeka eğitmek için kullanılabilecek. Tabii bunu sessiz sessiz yaptılar ve açıkçası birçok yapay zeka karşısında duran insan nedense buna pek ses çıkarmadı ya da ben görmedim. YouTube çalışanlarının bazıları shorts video formatının uzun videoyu öldüreceğini söylüyor. Tabii böyle bir şey gerçekleşirse YouTube için endişeli bir durum. Çünkü uzun videolarda çıkan reklam sayısıyla kısa videolarda çıkan reklam sayısı bir değil yani uzun videolardan para kazanıyor YouTube'da bir noktada. Ben pek shorts formatını kullanmıyorum. Instagram açtığımdan beri arada böyle reels falan giriyorum ama YouTube'un shorts'unu pek kullanmıyorum açıkçası. Size sorayım o zaman. Shorts çıktığından beri YouTube'un uzun video formatında daha az vakit harcadığınızı düşünüyor musunuz? MSI'nin mavi ekran verdirttiği anakartlar Intel 700 ve 600 serileriymiş. Bu kart güncellemelerinin bazıları bu hafta, bazıları da Eylül ayının sonunda yayınlanacak. MSI ve Intel kullanıcıları bu güncellemeleri takip edip yapmalılar. Google Chrome 15 yaşına girerken yeni bir görünüm güncellemesi alıyor. İkonlar ve üst bar değişiyor. Aynı zamanda pastel görünümünde bir renk kazanıyor. Yalnız bu arada bu görünüm güncellemesi alınırken 15. yaşımızı kutluyoruz derken arkada Topics API'nde herkes de açmaya başlıyor. Dikkat etmek lazım. Evet dostlar, bu haftaki teknoloji raporunda sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi haberler ve yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Aynı zamanda podcast dinlemeyi de seviyorsanız teknoloji raporu podcast olarak da var. Sevdiğiniz podcast uygulamalarında teknoloji raporu diyerek aratabilirsiniz veya aşağıdaki bağlantılardan yine teknoloji raporu podcast'in bağlantısına gidebilirsiniz. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden önce yanında gördüğünüz maddi destekçilerime de teşekkür etmek istiyorum. Prototip Karakurt, Sinan Sarı, Kaya Suzer, Linux Enterprise Server, Nail Sezen, Lalabay, Alpa Potemkin, Furkan Karataş, Taner Gergül, Egan Kılıç Arslan, Emre İhan, Substa Hereil, Baran Şenkul ve yanında gördüğünüz diğer bütün isimlere destekler için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufbek.miyan_destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.